Mabette işler nasıl o kadar ters gitti Vikrant, hiçbir şey anlamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Ruhi bana bak. O gece Mahir beni vurdu mu vurmadı mı bunu birçok kez konuştuk biliyorum ama Ruhi eğer gözlerini kaparsan olmuş olanları göz ardı edemezsin. Her şey apaçık ortada. Ruhi, o senin gözlerinin içine baka baka onu öldüremeyeceğini, ona acıyacağını biliyor ve bunu avantajına da kullanacaktır. Artık değil. Gerçekleri öğrendikten sonra artık ona acımıyorum. Gayet güzel, peşini bırakma. Mahir senin gözünü aşkla boyamış olabilir ama yılanların kraliçesinin annesini gözünü kırpmadan nasıl öldürdüğünü sen de gördün değil mi? Silah elindeydi ve ateş etti. Bunu sen de gördün değil mi? Anneni nasıl soğukkanlılıkla öldürdüğünü unutma diye söylüyorum. Önünde bağıracak, ağlayacak ve hatalarını affetmen için sana yalvaracaktır. O çok kurnaz bir adam. Bizi nasıl ayıracağına, seni nasıl seviyormuş gibi rol yapacağına, kalbini kazarıp nasıl seni aldatacağına, ikimizi de nasıl yerle bir edeceğine çoktan karar vermişti. O bizim yılan klanımızı nasıl yok edeceğini hepsini bir bir planladı Ruhi. O sandığın gibi biri değil. Seni kandırdı, gözlerinin önünde anneni öldürdü. Silahı sen de gördün. Tüm bunları bir an bile göz ardı edemezsin. Ruhi, o çok kurnaz bir adam. Tıpkı bugün yaktığımız kukla gibi. Aklında bin bir türlü oyun dönüyor. Bugün artık bu Mahir isimli iblisi öldürmek zorundasın. Kafanı sallama, bana bir şey söyle. Onu öldüreceğim. Mahir'i ne pahasına olursa olsun öldüreceğim. Kaçmasına izin vermeyeceğim. Eğer yine de benim yardımıma ihtiyaç duyarsan... Sana söylemiştim. Mahir'i yalnız öldüreceğim. Vikrant, benimle beraber olmandan mutluyum ama onu tek başıma öldürmeliyim. Bugünkü kazadan sonra iyi misin? Bir şeyim yok. Ama Mahir'i öldürme isteğim artık daha güçlü. Hadi Sumitra, bu saatte onlarla konuşmak istiyoruz. Hadi canım. Gidelim. Bela Yuvi ile beraber. Bir süredir ben de Bela'nın Yuvi ile çok vakit geçirdiğinin farkındayım. Onları izliyordum. Belki de haklısın. Onlarla konuşmak için pek doğru bir zaman değil. Hadi gidelim. Şimdi de Mahir'e gidiyor. Saçmalık. Bu ne cüret? Oğullarımla oyun oynuyor. Buna göz yumma. Andy, ne yapıyorsun? Lütfen, lütfen benim de gel hadi. Onlar çocuk değil, kocaman insanlar. Onlarla oturup konuşmalıyız. Konuşma. Sadece onları uyar. Son kez söylüyorum sana, bu benim evimde bir daha tekrarlanmayacak. Mahir, ecelin kapıda. Öleceksin. Son dualarını etsen iyi olur. Bela. Adımı ağzına alma. Dinle beni. Kendimi anlatmam için bana bir şans ver. Şans falan vermeyeceğim. Sana şans verilince ne yaptığını gözlerimle gördüm. Nasıl yapabildin? Sana ne kötülük ettim ben? Ne hatamı gördün söyle. Neden beni böyle cezalandırıyorsun? Bana daha kaç kez ihanet edeceksin? Oyun falan oynamıyorum. Hep sen konuşuyorsun. Anlatmama fırsat vermiyorsun. Kes sesini. Kapat o çeneni. Ne zamandır benimle oyun oynadığını biliyorum ne senin. Ne zamandan beri? Söylesene. Beni suçlayıp duruyorsun ama hiçbir şey söylememe izin vermiyorsun. Bırak konuşayım artık. Sen sadece bunu hak ediyorsun. Sana fırsat verdiğimde ne olacak? Ne? Sen de iyi biliyorsun. Bir yalan daha söyleyeceksin ve onu kapatmak için bir yalan daha. Her zaman bunu yapıyorsun. Artık bunu bitiriyorum.
Öylece çekip gidemezsin Bela. Evliliğimiz boyunca bunu yaptın. Sürekli beni suçladın ve arkanı dönüp gittin. O kadar mı kötü biriydim? Çünkü sen sadece bunu hak ediyorsun. Beni suçlamakla hatalarını örtbas edemezsin. Ama seninki hata da değil. Sen bir suç işledin ve cezasını çekeceksin. Ve sırf kadınım diye beni susturabileceğini sanma sakın. Kavga. Daha fazla. Her zaman bunu istedim. Böyle olmasını istemedim ben. Seni yanlışlıkla bile üzmeyi istemem ben. Güven bana lütfen. Güven artık. Güvenmek mi? Sana güvenmemi mi istiyorsun? Aramızda yaşanan onca şeyden sonra bunu benden nasıl istersin? Şu anda senden nefret ediyorum Bay Mahir Segal. Ve ne yaparsan yap bundan asla kaçamayacaksın. Çünkü sen hain ve bir sahtekarsın. Sürekli iyi biriymiş gibi davranıp insanları kandırıyorsun. Sen sadece... İnsanları kandırıyorsun. Ne oluyor Bela? Bela! Göreceksin. Ne yapıyorsun? Bela dur. Hey ne yapıyorsun? Bela sen aklını mı kaçırdın? Evet kaçırdım. Aklımı kaçırdım. Ne kadar delirdiğimi görmek ister misin? Sadece bekle. Hey Bela. Andy uyan. Sesleri duyuyor musun? Evet, rüyanda bağırıyordun. Andy bağıran ben değilim, Bela bağırıyor, hadi. Ne yaptığını sanıyorsun? Bela kendine gel artık. Anlaşmak istemiyorum, barışmak istemiyorum. Sadece karar istiyorum. Bu gürültü de ne böyle? Mahir'in odasından geliyor. Görünüşe göre kavga ediyorlar. Ama daha önce hiç böyle kavga etmemişlerdi. Sumitra, onlar boşanıyorlar. Tartışmaları normal. Tartışmak mı? Sen buna tartışmak mı diyorsun? Birbirlerini boğacaklar. Bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünmüyor musun Andy? Bir şeyler yap. Ne konuşmuştuk? Onlar yetişkin dedik. Kendi sorunlarını kendileri çözebilir. Konuştuk, hadi yat uyu. Ama lütfen. Mahir bugün bedel ödeyecek. Artık hak ettiğini bulacak. Ruhi Mahir'i öldürecek ve tahtını kaybedecek. Ben de böylece yılan kristalini almış olacağım. O zaman kimse benim yılan aleminin kralı olmama engel olamayacak. Hesabı kapatmak istiyorum. İntikam istiyorum. İntikamımı alacağım. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Dur artık. Orada dur. Oturup konuşalım. Sinirlenme artık. Sakin ol da konuşalım. Sakin tamam mı? Olayım öyle mi? Sakin olayım. Bu benim öfkem değil. Öfkeme tanık olmadın daha. Bugün sessiz kalmayacağım. Bugün susarsam eğer... O zaman ne? Ne olacak? Söyle. Yuvi benden şüphelenecek. Nasıl şüphelenecek ki? O burada değil ki şu anda.
Kim bilir? Belki kapıya yaslanmış bizi dinliyordur diye düşündüm. Bunu yapmayacak Bela, çünkü eğer yakalanırsa bir açıklaması olmayacağını biliyor. Bunu yapmayacağından adım gibi eminim ben. Haklısın ama o ne yaparsa yapsın bu kavgaya devam etmek zorundayız. Onu şüphelendirecek bir şey yapamayız. Neden sustular? Beni susturabileceğini mi sanıyorsun? Susturamayacağımı mı sanıyorsun? Çaba harcamama bile gerek yok. Sen kocanla böyle mi konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? Bir vazo daha mı kıracaksın? Bırak! Çünkü şu an kimsenin kafasını kıramıyorum. Öyle mi? Ne sanıyorsun? Sadece sen mi kırabilirsin? Ben de kırarım. Bela, banyoya gel. Orada sessizce konuşuruz. Yuvi de duyamaz oraya gidersek. Hem artık bağırmaktan boğazım acıdı. Artık doğruyu söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Sana doğruyu falan söylemeyeceğim. Ne yapacaksın şimdi? Ha? Bu ne yapacaksın? Meseleyi bitireceğim. Senden ölesiye nefret ediyorum. Sakin ol, sakin ol. Kulaklarım sağır oldu. Hadi banyoya gidelim. Yuvi bizi orada duyamaz. Biz de konuşuruz. Ne varsa hallederiz, tamam mı? Hadi lütfen. Tamam. Sen burada kal. Ben de banyoya gidip oturayım. En azından biraz kafamı dinlerim. Sen burada otur. Fikrin değişirse gelirsin. Çünkü senin gibi biriyle daha fazla tartışamayacağım. Tam bir savaşçısın. Sana daha fazla katlanamıyorum. Beni deli ediyorsun. Kulaklarım kan ağlıyor. O vazoyla ne yapıyorsun? Yine vazo mu kıracaksın? Ne yapmak istiyorsun? Beni öldürecek misin yoksa? Ne yapmak istediğimi tahmin bile edemezsin. İkiniz de farkında değilsiniz ama benim birer kuklamsınız siz. İkiniz de ne istiyorsam onu yapacaksınız. İkiniz de öleceksiniz. Hayır, hayır. İkiniz de değil. Sadece Mahir ölecek. Sadece Mahir ölecek. Harikasın Bela. Bir anlığına beni gerçekten öldüreceksin zannettim. Çok korktum. Aklına ne gelirse söylüyorsun. Düşün ve öyle konuş Mahir. İyi olan bir şey var. O da ilk kez bir kavgadan ben son derece karlı çıkıyorum. Ne oldu? Bağırmayacak mısın? Bela. Canın yanmadı öyle değil mi? Çok teşekkür ederim. Bana güvendiğin için. Bu sabaha kadar sana bir şey anlatmasam da beni destekledin sen. Bela. Ben sana güveniyorum Bela. Bana hiç yalan söylemeyeceğini çok iyi biliyorum. Ne olursa olsun hem. Sabah endişeyle geldiğinde bir anlığına bile olsa ben de çok korkmuştum biliyor musun? Ne oldu Bela? Endişeli görünüyorsun. Mahir. Mahir, bunlar iyi mi yoksa kötü haber mi bilmiyorum. Mahir, seninle sonra konuşacağım. Hayır hayır. Söyle Bela, ne oldu söyle. Sana bir şey soruyorum. Neden bu kadar üzgünsün söyle. Ne oldu söyle. Hadi. Mahir, ama anlamayacaksın ki, sonra konuşuruz. Bela, eğer anlamama yardımcı olursan anlayabilirim, tamam mı? Söyle bana. Mahir, annem. Annem mi? Ne oldu?
Annem yaşıyor Mahir. Ve ben bunca zamandır bunu bilmiyordum ve şimdi benimle konuşmak istiyor çünkü sanırım hayatı tehlikede onun. Ama nereden biliyorsun ki? Baban seni mi aradı yoksa Bela? Mahir, sana her şeyi sonra anlatacağım. Ama tek bir şey istiyorum. Bana güveniyor musun? Tabii ki Bela. O halde sana söyleyeceğim her şeyi çok iyi dinle ve hiç soru sorma, olur mu? Bela, benden ne yapmamı istiyorsan yapacağım, söyleyebilirsin. Yuvraç annemi öldürmek istiyor. Ne? Şşt. Mahir, dinle. Bu sana tuhaf gelecek ama kardeşinin kılığında gelen bu adam gerçek Yuvi değil. O sahte. Bunu ispatlayacak bir kanıtım yok henüz ama lütfen bana güven. Doğruyu söylüyorum. Yuvraç kılığındaki bir sahtekar ve bana, anneme ve daha kim bilir kimlere zarar vermeye geldi. Yardımına ihtiyacım var. Bana ne yapmam gerektiğini söyle Bela. Ben seninleyim her zaman. O çocuk gitti mi? Hayır, misafir odasında arkadaşlarıyla buluşacaktı. Ve her zaman bir silah taşıyor değil mi? Şimdi iki şeye ihtiyacım var. Arabasının sahte anahtarları ve sahte kurşunlar. Bela, hey, sahte yuviyi az önce buradan giderken gördüm. Onu gördün mü? Tamam, her şey tamam mı? Gerçek kurşunlar burada. Güzel. Ama anlamadığım şey, neden ormana doğru gitti? Belki annemle orada buluşacağımı anlamıştır. Bak Mahir, ikiniz de farklı yollardan gidip anneme Yuvraç'tan önce ulaşmalıyız. Ama anneni nasıl tanıyacağım? Onu daha önce sorun hiç görmedim. Yok, sen sadece gözünü Yuvraç'tan ayırma. Ben her şeyi halledeceğim. Birlikte gidelim o zaman. Mahir, anlamaya çalış. Ormana doğru giden iki yol var. Biri normal yol, diğeri dağdan iner. Sen arabayla gidip yuvayı takip et, ben de dağdan gideyim. Mahir, ne yaptığımı biliyorum, lütfen. Peki, tamam. Biliyorsun, birlikte gitmeliydik oraya. Eğer ayrılmasaydık annen hiç yaralanmamış olurdu Bela. Bazı şeyler elimizde değildir Mahir. Hepsi kader ve bize sadece kabul etmek düşer. Başımıza ne geleceğini, ne zaman öleceğimizi hiçbirimiz bilemeyiz. Ne oldu şimdi? İş halloldu mu, olmadı mı? Neden herkes çok sessiz? Neredesin, söyle. Senin telefonun sanırım, ben alırım. Ben hallederim. Aa, tanrım, elin çok kötü yanmış. Önemli değil. Ne sen bana söyledin ne de ben sormayı akıl ettim. Sürekli kendi hakkımda konuşuyorum. Bela. Ay, çok bencilim Mahir, özür dilerim. Yarayı hemen temizlemeliyiz yoksa enfeksiyon kapar. İlk yardım çantasını getireceğim, Bela, bekle. Bela, sakin ol, sana iyiyim sana dedim. Sana enfeksiyon kapar dedim. Ne demek iyiyim? Yarayı temizlemeliyiz yoksa... ne yaparsın söyle hadi. Kafamı mı kırarsın söyle. Evet, gitmişken sana kask da getireyim. Tamam, git hadi. Mahir şu an banyoda, çıkar çıkmaz ona saldırmayı planlıyorum. Mahir, bana yardım ediyorsun ama hala hiçbir şey bilmiyorsun. Gerçeklerden bir habersin. Bela, hadi geliyor musun? Ben kendim halledeceğim Mahir, sen hızlıca git. Tamam ama diğer arabayla yolun yarısına kadar benimle gel. Tamam, geleyim. İstediğin gibi yapalım. Tamam. Üzgünüm Mahir ama arabayla gelmeyeceğim. Gerçek formumla geleceğim. Bugün çok fazla sır açığa çıkacağım. Yuvraç'ın Vikrant olması... Annemin yılan anne olması
ve benim de insan olmamam. Üzgünüm. O silaha sahte kurşunlar koydum. Ama Vikrant'ın yanında başka bir silah daha getireceğini hiç düşünmemiştim. Mahir sahte kurşunların olduğu silahı alacaktı. Annem gerçekten vuruldu. Ama onu vuran sendin Vikrant. Ve bunların gözlerimin önünde gerçekleşeceğine asla inanmazdım. Annemin o hali... Anne, sana bir şey olmayacak. Her şey düzelecek, iyi olacaksın. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Silahın mermilerini değiştirmiştim. Ruhi. Ne? Vikrant. Vikrant yalnız değil. Bir şaka. Ne? Bir şaka. Ona, o yardım ediyor. İkisi de kötülük peşindeler. Ama... Ruhi, Mahir öyle değil. Onu sakın yanlış anlama. O çok iyi bir insan, çok düzgün. Anne, Mahir kendin hakkındaki gerçekleri söyledi mi? Seni kabul etti mi? Hayır anne, daha değil anne. Gerçekleri bilmiyor mu yoksa? Hayır anne. Bela. Anne, dinle beni. Mahir geliyor, seni arıyor. Kalk. Hadi kalk anne, Ruhi, gel. Ruhi, anne, yardım et. Dikkatli ol, yavaş. Anne merak etme, ben yaralarını iyileştireceğim. Tamam, dikkat et, otur. Tamam anne, merak etme, iyi olacaksın. Anne ne oluyor? Neden seni iyileştiremiyorum? Neden üzerinde işe yaramıyor? Ruhi, şu anda sakin değilsin. Çok korktun kızım. Bu yüzden olmuyor. Ama benim için endişelenme. Ben iyi olacağım, merak etme. Sadece yılan formuma geçmem gerek. Bela! Bela neredesin? Bela sen buradan git. Gitmelisin. Mahir senin sırrını öğrenmemeli. Dediğimi yap. Dinle beni. Git hadi. Anne git, seni burada böylece bırakıp beni gidemem. Beni merak etme. Bu kadar inatçı olma. Git kızım, git. Mahir buraya gelip seni görmeden gitmelisin yavrum. Dediğimi yap. Annemi buldum. Ve onu hastaneye götürüyorum. Sen eve git. Orada buluşuruz. Yüce Tanrım, lütfen anneme yardım et. Annemi kurtar Tanrım. Bu kadarı fazla. Vikrant ve Vishaka neyin peşinde bulmam gerekiyor. Sırlarını ortaya çıkarmak zorundayım. Ama önce Mahir'i halletmem gerekiyor. Benim yüzümden başına kötü bir şey gelmemeli. Gelmen ne kadar da uzun sürdü. Bunca zamandır nerelerdeydin? Niye? Sana her şeyi söylemek zorunda mıyım? Sırf kadınım diye mi? Evet, bana söylemek zorundasın. Çünkü kadınsın. Benim kadınımsın. Benim. Söylemek zorundasın, tamam mı? Şaka yapıyorum Bela. Şaka yaparken bile seni öyle zorlayamıyorum. Çünkü sen çok iyi bir insansın. Hayır, eğer çok iyi bir insan olsaydım
Ben oradayken annenin başına böyle bir şey gelmezdi. Vurulmazdı orada. Ama Mahir, o artık iyi. Endişelenme, babam onunla. Hastane. Bela, hastane faturası yüklü gelir değil mi? Hangi hastaneydi? Gidip halledeyim hemen. Neden bu kadar sessizler? Bu sessizliğin tek bir anlamı olabilir. Ölüm sessizliği. Yani Ruhi başardı ve Mahir'i öldürdü demek ki. Artık yılan kristaliyle aramda engel kalmadı. Onu alabilirim artık. Sana bunu önceden de söylemiştim Mahir. Kazanacağımı söylemiştim. Hem yılan kristali hem de... Yılanların kraliçesi benim olacak. Bela, hastane faturası yüklü gelir değil mi? Hangi hastaneydi, gidip hemen al. Sen mi halledeceksin? Her şey ayarlandı Mahir, merak etme. Bela, hastanenin adresini istiyorum. Eğer annem bize ihtiyaç duyarsa tamam, yola çıkarız. Tamam, sonra hallederiz. Sen önce şu elini ver bakalım bana. Hadi elini ver. Bela, hastanenin adresini ver. Mahir, sana söyledim. Ne bu böyle sürekli bela bela? Önce senin şu elini halledelim, sonra düşünürüz. Hep burnunun dikine gidiyorsun. Şimdi ben konuşacağım ve sen dinleyeceksin. Hiç de bile. Ben konuşacağım ve sen susacaksın. Bırak ilacı süreyim. Şimdi sus ve hemen elini uzat bana. Bu garip bir tehditti. Beni hep tehdit ediyorsun. Bana ver açayım. Ben yaparım. Sen açamazsın. Sana ver işte. Açarım dedim. Ver. Açıldı işte. Açamazsın işte. Sen ne yaptın böyle Bela? Ben mi yaptım? Benimle tartışıp çiçek atıp duruyordun. Sana her şeyi yapabileceğimi söylemiştim, hatırlıyor musun? İçinde biraz var, elini ver hadi. Bela. Bekle. Affedersin. İyi olacak, merak etme. Bir dakika, bir dakika. Lekeler gömleğinden çıkmayacak değil mi? Oo. Takıntılı hareketlerine başlamayacaksın. Bunun öyle değil mi? Bunun takıntıyla bir alakası yok Mahir. Baksana, gömleğinde bir sürü leke kaldı. Hepsi beni dökülmüş. Dinle. Belki suyun Bela, altına bir girip musun? Biraz durursan. Bu kadar inatçı olmak gel. Zorundasın. Hadi uzatma. Sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Kalk lütfen. Dedim. Hadi kalk. Sessizce bekle burada. Bela, beni dinler misin? Sürekli konuşacak mısın? Bir şey yok. Sadece bir leke. Buraya gel. Bela, beni dinle. Şunu artık bir yapma. Bir şey söylemeyeceksinin anlamı seni dinlemek istemiyorum demek. Sana dedim ki... Söyle bakalım, benim suçum ne bu kez? Sana kolu kaldırmazsak suyun yukarıdan akacağını söyleyecektim ama beni asla konuşturmadın. Şimdi kendin ettin, kendin buldun. Bu da sana ders olsun bakalım. Beni hiçbir zaman dinlemiyorsun Bela. Hiçbir zaman. Ne oldu Bela? Bela? Hey! Bela, bunda ağlayacak ne var? Ne oldu? Bela? Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum Mahir. Hiçbir şey. İşleri senin için sürekli karıştırıyorum. Sürekli seni incitiyorum. Duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak sana zarar veriyorum. Doğruyu söylüyorum Mahir. Neden sadece hayatından çıkıp gitmemi söylemiyorsun? Kaybol. Gözüme gözükme demiyorsun. Çünkü sana hiçbir zaman iyi gelmeyeceğim. Senin için yapabileceğim tek iyi bir şey bile yok. Hiç. Bir tane bile. Hiçbir şey yapamıyorum. Benim için iyi ve güzel bir şey yapmak istiyor musun? Gerçekten bunu istiyor musun? Bu benim için güzel. Sen de sevdin mi? Benim için yaptığın iyi şey nasıl? Bu benim için yeterli işte. Duyuyor musun beni Bela? İşte bu kalplerimizin yapmamızı istediği şey. Duydun mu? Ben şu anda çok mutluyum.
sonsuz bir mutluluğa eriştim seninle Bela. İşte bu halimiz bana hep huzur veriyor. Üzgünüm Mahir, ben... Üzgün mü? Neden üzgünsün? Ne oldu? Söyle Bela, neden? Gördün mü? Kavga etmeyi bıraktılar. Ne demek gel? Gidip onlarla konuşmamız gerektiğini düşünmüyor musun? Onlarla sabah konuşabiliriz. Sabah onlarla nasıl konuşabileceğini düşünüyorsun? Sorunlu musun Andy? Önce Bela ve Mahir'in boşanma kağıtlarını imzaladılar. Sonra Yuvi Bela'yı Mahir'in odasına bıraktı. Ve gecenin bir saatinde kavga etmeye başladılar. Ve çok gürültülü kavga ediyorlardı. Tamam, kalk hadi. Gidiyoruz. İnsanları rahat bırakamıyoruz. Bir anda sessizlik çöktü. Mahir'in şu ana kadar ölmüş olması lazım. Neden yaptığın her şeyin yanlış olduğunu düşünüyorsun Bela? Çünkü öyle. Ve bir şeyi fark ettim ben. Ne fark ettin? Bazen insanların bazı hataları yapması gerektiğini. Nasıl yani? Ne yapıyorsun? Mahir, geri çekilirsin sandım. Neden geri çekilmiyorsun? Bela, seni bu kadar mutlu eden bir şeyden asla ama asla kaçma. Asla. Hadi çıkalım. O sahte yuviyle konuşmak istiyorum çünkü. Ruhi'nin işi neden bu kadar uzun sürüyor? Gidip kendim bakacağım. Yoksa kendisi... Galiba geldi. Burada bekle, hemen döneceğim. Ha? Bela. Niye sürekli Bela deyip duruyorsun? Sana bekle döneceğim demedim mi? Bekle beni burada, tamam mı? Aslında Yuvi... Bela, biz şey için geldik. Kıyafetlerine ne oldu senin? Neden sırılsıklamsın? Şey... Demek Mahir'i suda boğarak öldürdün. Bu yüzden ıslaksın, öyle değil mi? Ona doğruyu söyle. Ya da direkt göstersene. Ondan bunu saklamana gerek yok. Anne. Ayağımı yıkamaya gitmiştim ama su yukarıdan akıverdi. Öyle mi? Aslında ben Mahir'le senin bağırışlarını duyup öyle geldim. Biliyorum bu karı koca arasında olan bir şey ama ben dayanamadım. Ah. Tüm bunlar da ne böyle? Ne oluyor? Vazo elimden kayıp düştü. Ne kadar sakarsın Bela. Tamam, Mahir nerede? Bilmiyorum, burada değil. Ay, yani buradaydı. Ama biz kavga ettikten sonra çıktı. Yürüyüşe falan gitmiştir, evet. Tamam, ben ona bir bakayım. Aslında ikinizle de konuşmam gerekiyor. Neden? Yani bir şey mi oldu? Neden konuşmak istiyorsunuz? Sen ve Yuvi ile ilgili. Bu olanlar kontrolden çıktı çünkü artık.
Bu da kim şimdi? Bu iyi. Mahir'in annesi ağlayıp zırlamadı demek. Babasıyla başlayalım o zaman. Baba! Ne oldu? Annen epey üzgün. İki kardeşin arasında her ne oluyorsa... Baba! Aramızda gerçekten bir şey olduğu yok. Mahir abimi bilemiyorum tabii ama... Yok ya, hiç şaka modunda değilim. Ve senin nasıl biri olduğunu biliyorum. Tamam baba, sakin ol. Sakin ol. Sinirlenme lütfen. Ve baksana, neden gidip Bela ile konuşmuyorsun? Annen de aynını söyledi. Baba hadi, annem mi? O bu meseleyi çözemez. Ciddi misin? O çok yumuşak kalpli biri ama sen evin direğisin ve herkes seni dinleyecektir. Baba lütfen bak Mahir abimle konuş. Onu Bela'nın ve benim yolumdan çekersen her şey düzelecek. Sonsuza kadar hem de. Biliyor musun, tıpkı baban gibisin. Biliyorum. Tamam hadi sen odana git. Mesele çok ciddi ve senin buralarda görünmemen lazım. Hadi git. Şimdi odana. Her şey tamam mı? Annene yürüyüşe gittiğini söyledim. Niye öyle söyledin şimdi? Kıyafetlerimizle duşun altında bağırarak gülüyorduk mu deseydin. Garip Mahir, annen ne düşünürdü? 10 tane soru sorardı. Bu da kim şimdi? Bilmiyorum ki. Yuvi mi geldi? Hayır, kesin annendir. Bahçeye bakıp geri gelmiştir. Bence bu sefer kapıyı sen aç. Ne? Ne diyorsam onu yap Mahir. Ona Bela bir yere gitmiştir falan de. Hayır bir yere deme. Evde bir yerdedir de. Evet, böyle daha iyi oldu. Daha inandırıcı. Hadi. Sen delirdin mi Bela? Evet delirdim. Şimdi git ve ne diyorsam onu yap. Hadi. Hadi. Baba? Annen geldi mi? Hayır. Gelmedi. Bu... Burada neler oldu? Hiç baba, hiçbir şey olmadı. Elimden düşürdüm sadece. Hepsini mi elinden düşürdün? Hadi Mahir. Baba çok uykum var. Yarın konuşsak... Annen burada mı diye sordum. Baba, annem şu anda burada değil. Lütfen anla. Neden sırılsıklamsın? Baba lütfen. İyi misin Mahir? Her şey yolunda. Oğlum konuşsana. Baba özür dilerim ama çok uykum var ve uyumak istiyorum. Yarın baştan sona hepsini konuşuruz, olur mu? Yarın konuşacağız, tamam mı? Tamam. Boşuna kaldım. Sakinim benim. Andy, burada ne arıyorsun? Arkandan odaya gittim ve sen orada değildin. Mahir'in odasındadır sandım ve oraya gittim. Bela ile konuştun mu peki? Bela orada değildi. Mahir ile konuştum. Ne? Niye şaşırdın? Çünkü Bela bana Mahir'in orada olmadığını söylemişti. Bunca zamandır dışarıda onu arıyordum ama bulamadım bir türlü. Mahir odasındaydı. Ama çok tuhaf davranıyordu. Evet, Bela da odada öyle. Odada her şey kırık döküktü. Evet, Bela bana elinden kaydığını söylemişti. Mahir'in elinden. Bela'nın elinden. Ne? Burada ne işler dönüyor? Biliyor musun? Mahir baştan aşağı sırılsıklandı. Bela da öyle. Burada neler oluyor böyle? Bunların bizden saklamak istediği bir şeyler var. Neler döndüğünü anlayamıyorum. Her şey çok tuhaf. Çünkü kimsenin bizi birlikte görmesini istemiyorum. Eğer yuva olanları anlarsa büyük sorun çıkar. Hiç güvenli değil. Çok endişeliyim. Şimdi ne yapacak bilmiyorum Mahir. Boş ver, ne yapabilir ki? Ben asıl beni neden öldürmek istediğini anlayamıyorum Bela. Mahir! Bela! Mahir! Nerede bunlar? Bilmiyorum. Bela! Dikkat et, yavaş ol. Mahir! Bela!
Tanrım, kapıyı kilitlemedin mi yoksa? Evet, kilitledim diye hatırlıyorum. Nereye gittiler? Burada kimse yok. Neden böyle davranıyorlar anlamıyorum bir türlü. O da neydi? Bela, Bela dikkatli ol. Yavaş. Bela. Bela dur. Bela, Mahir, içeride kim var? Ben. Aa, bırak da konuşayım. Dur, sakin ol. Müsait değiller işte, hadi. Gülüp durma, bırak konuşayım. Ne? Çocukları rahat var. Bırak, gidelim. Aa, evet, hadi. Lütfen. Gülüp durma, bırak sakin konuşayım. Müsait değiller soracaklarım işte, var. Ne? Aa, evet, lütfen. Sana sessiz ol demiştim. Benim suçum ne şimdi? Kimin suçu o zaman? Önce kapıyı düzgün kilitlemiyorsun, sonra sessiz olamıyorsun. Ben... Orada gayet güzel dikiliyordum. Sonra suya düştün. Yetmezmiş gibi bir de beni çektin. Anneme ikimiz de buradayız demiş olduk şimdi. Şu an dışarıda bir işler çevirdiğimizi düşünüyorlar Mahir. Bir işler mi çeviriyoruz yoksa? Hiç de değil. Sessiz ol. Şimdi de sen ses yapıyorsun. Ben sessizim bak. Mahir sessizce dışarı çık. Hadi. Ne oldu? Dikkat et. Yavaş. Bela, neden telefonu açmıyorsun? Her şey ne kadar da garip gelişti. Önce duş açıldı, sonra da annenle baban geldi. O halime bakarak kim bilir ne düşündüler. Hortlak görmüş gibi baktı annen, soytarı gibi görünüyorum. Bak, gördün mü? En başta sen gülüyorsun. Gerçekten soytarıya döndüm. Demek öyle. İstediğin kadar soytarı ya da başka bir şeye benzediğini düşünebilirsin. Bu sana kalmış. Ne düşündüğün çok önemli değil. Sen sadece şey gibisin. Ne gibiyim? Benim belam gibi. Mahir, döneceğim. Sanırım Rui sonunda halletti. Ne oldu? Döneceğim demiştim. Bela? Mahir, git ve uyu hadi. Yani demek Ruhi hala onu öldürmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.